Merhaba arkadaşlar, ben Faruk Çubukçu. Yine bir kurumsal uygulamalar konulu videomuzda karşınızdayım. Bu uygulamada aslında veride bulunan, arkadaşlar, birleştir, veride data sekmesinde bulunan birleştir, consolidate aracını kullanarak bir anket değerlendirme çalışması yapacağım. Ama isterseniz birleştir aracının kullanımına, konsolidasyon aracını kullanımı örnek gibi düşünebilirsiniz. Veya bu tür bir çözüm olabileceğini düşünebilirsiniz. Kurumsal videolardaki amaçlarımız arkadaşlar size bu şekilde örnekler vermek. Şöyle düşünelim. Aslında gerçekte de yaptığımız bir şey. Biz öğrencilerimizden, müşterilerimizden diyelim anketler alıyoruz eğitim sonucunda. İşte bunlar çarpı çarpı ama 10 kişinin var ayrı ayrı sayfalarda bunları ya doldurtturuyoruz ya onlar kağıtta dolduruyor. Biz giriyoruz diyelim. Bu şekilde çok sayıda var. Ancak toplamda kaç kişi kaç vermiş? Yani toplam değerlendirmesi nasıl yapabiliriz? Bunları bir yerde birleştirmek lazım bu şekilde. Bakın burada birleştirilmiş, onlar sayılmış ve grafiğe dökülmüş. O zaman bunu birlikte yapalım. Buradaki amacımız 3 tane sayfadaki bunlar bütçe olabilir. Arkadaşlar yine bu şekilde anket olabilir. Onları saymak, değerlendirmek, toplamak veya ihtiyaca göre. Bakın şu şekilde yapıyoruz. Çok basit. Veri datada birleştir, consolidate aracımızı kullanıyoruz. Şurayı komple seçiyorum. Etiketleriyle beraber ekle diyorum. Bir sonraki sayfa yine aynı alanda ekle. Farklı alanda olabilir. Özellikle bütçelerde vesaire. Zaten bununla ilgili arkadaşlar başka videolarımızda vardır. İnceleyebilirsiniz. Bunu da ekle dedim. Şunları mutlaka işaretliyorum ki başlıkları çıksın. Bu da açtığında içini gösterecek. Şimdi ben size göstereyim. Birleştirmiş veri yok. Sanıyorum anladım. Count diyecektik, say diyecektik. Çünkü toplayacak bir şey yok, çarpı değil. Evet, hatamızı da giderdik. Bakın görmüş olduğunuz gibi çıkarmış olduk. Bu artılar ne işe yarıyor? Bakın 2, 1, 3 var. Bu 3 nereden geliyor? Açtığınızda 3'ünden de iyi alınmış gibi bakın. Tekrar kapatayım. Buradaki 2 nereden geliyor veya şu 1 nereden geliyor derseniz bunu açtığınızda bir tanesi dendiği için ortam koşullarına 1. Sanki burada bir problem var gibi ama bakın bu şekilde açılıyor gayet güzel. Şu o eğitim ortamının birinci sorusunda sanıyorum bir yerde standart dışı bakın evet bir tanesinde yanlış yazılmış. Evet bunlar birbirini tutmuyor. Oradan kaynaklanmış. Değiştirelim isterseniz hatalı olmasın. Tamam. Küçük bir sorun. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Gidermiş olduk. Bir kere daha yapalım. Çünkü bir şey yapmıyoruz aslında çok fazla. Başlıklar birbirine uymuyor. Say diyeceğiz. Say diyeceğiz. Pardon. Say dedik. Şuraya geldik. Seçtik. Keşke bir tane de yetersiz verseydik ya. Devam edelim. Çünkü ekle diyeceğiz. Ekle. Ekle. Şunları mutlaka istiyoruz. Bir kere daha yapalım. Acemilik yaptık. Olabilir. Arkadaşlar öncelikle alanı seçiyorum. Ekle diyorum mutlaka. Ekle diyorum. Ekle diyorum. Kaç sayfa varsa.
Örneğin 10 aylık, 2 aylık satışları dizdiniz. O şekilde de örneklerimiz var. Bunlara mutlaka işaretliyoruz ki başlıkları çıksın diye ve bunu da sayıya getiriyoruz, count'a getiriyoruz. Evet, bakın bu şekilde her birinin içeriğini açabilir, nerelerden geldiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Sayfa adını göstermiyor ama birinciden, ikinciden, üçüncüden böyle gelmiş gibi düşünebilirsiniz. Evet, şimdi grafikleyelim. Puanlarımız. Şuraya bir toplam alsak iyi olur düşüncesindeyim. Evet. Umarım doğru olmuştur. Çünkü bunların toplamı kadar soru sorulmuş gibi. Kontrol. Veri, pardon, ekle. Bir sütun grafik çizelim. Tamam. Göstertelim verilerini. Evet. Yani günceller mi? O geldi aklıma. Mesela hiçbir yok. Yani bu arkadaş da bir şey versin ya eğitim süresine. Atıyorum şunlara biraz düşük verelim. Hani hiç mi şey yok? Evet. Günceller mi diye bakacağım şimdi. Burada bir güncelleme görünmüyor. Şuradaki yenilememizi tıklayalım. Pivot tabloyu falan yeni. Belki bir kere daha birleştire gitmek herhalde yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Yok. Olmadı. Bulunduğumuz yere göre sanıyorum. Ctrl Z diyelim. Bilmiyorum, seçip yapabilirdik herhalde. Ben bir kere daha yapayım. Son değerleriyle. Arkadaşlar, önemli değil. Önemli olan yapma şeklini öğrenmek. Geldik. Ekle. 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 Başlıklar isteniyor. Kaynak isteniyor. Say istiyoruz. Tamam. Şimdi grafiğimizi çizelim. İsim birler çıktı mı? Şurada da yeterliydi diye. Yani çarpı koymayı unutmuşum bu aralara. Evet, anlaşıldı. Geliyor. En azından şunun geldiğini gördük. Güncellenmiyor. Yeni baştan yapmak gerekiyor. Topluyoruz. Onlar da boş bırakmış gibi düşünelim artık. Bunlar grup toplamları sanıyorum. Şu eğitimciye 3 sayıyor. Ona da bakabiliriz. Niye oraya 3 sayıyor? Evet. En azından bir tane buraya çıkardık. Şimdi grafiğimizi çizelim. Sıkıntı yok. Evet. Arkadaşlar, grafiğimizi oluşturduk. Her birinden veri olsun dedim. Daha gerçekçi olsun. Evet arkadaşlar. Bu eğitimci bölümüne. Evet. Yani burada tekrar başlık gördüğü için sanıyorum. Hani şu uygun değil. Bu soruları böyle sormamız gerekiyor sanıyorum. Ancak sanıyorum ihtiyacı karşıladı. Yani 21 tane çok iyi denmiş 3 kişiden. 21 tane çok iyi almışız. Ha, bölüm bölüm görmek istiyoruz dersek zaten bölüm bölüm ayırmış bu. Hani o zaman ayrı ayrı grafikler çizmek lazım. Yani eğitimci için şu kadar veriden, o kadar veriden. Yani bunu genel ortalama diye ben şey yaptım. Genel durum. O zaman şöyle yapmak lazım. Burayı seçip şu bölümünün sayısını almak lazım.
O nereyi almış? C20, C22. C20. Yok. O bize işe yaramıyor. Bazen olsa şu kadarını saydıracağız. Şöyle çekeceğiz. Bu genel grafikti. Burayı seçip şurayı seçip eğitimci notları için grafik şeklinde hemen saydıralım. Bu eğitimcinin durumu, o eğitimin durumu her neyse bölüm bölümde grafikleri olabilir. Evet arkadaşlar, bir kere daha tekrar edelim. Farklı sayfalarda bulunan bir bütçe olabilir. Burada anket, bütçenin sayılarının toplamları alınabilirdi. Ocak, Şubat, Mart için 3 aylık toplam veya 12 aylık 12 aylık toplam alınabilirdi. Burada ise anketler vardı, çarpılar vardı. Onları 3 kişi için vardı. Üçünün toplamını alıp grafiklendirmeye çalıştık. Bu şekilde bir anket çalışmasını veya birleştirme çalışmasını yapmış olduk. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.